Ramazan Pişkin Hoca, Allah rahmet eylesin bir kez daha. Gerçekten böyle dünden bu yana içimizi hepimizin böyle bir tanıyanların, tanımayanların, sosyal medyada görenlerin, herkesin böyle bir içini cız ettirdi. Herkes üzüntü duydu. Çünkü bilen bilmeyen insanların ya bu garibanlıkla ve bu dille, çok uzun zamandır alışık olmadığımız bir dille yapmaya çalıştığı şeyin, yaptığı şeyin bir yerden hepimize dokunduğunu fark ettik dün. Hayatını kaybedince tabii bir kez daha. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan ve İstanbul'da işlettiği çay ocağında bir cani tarafından katledilen Ramazan Pişkin son yolculuğuna uğurlandı. Bugün kendisine son kez veda etmek isteyenler İstanbul'da çay ocağının önünde, Diyarbakır'da da cenaze namazı için Ulu Cami'de toplandı. Diyarbakır'da Ulu Cami'de, İstanbul'da sahibi olduğu çay ocağının önünde aynı tepki vardı. Cinayete kurban giden Diyarbakırlı Ramazan Hoca son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Ramazan Pişkin, Diyarbakır Ulu Cami önündeki konuşmalarıyla sosyal medyada tanındı. İnanç, Allah inancı fotoğrafı. Kardeş bugün bir ateist bile Allah'a inanıyor. Bakma sen, ateizm bir modadır, modadır. Yaptığı konuşmalarla geniş kitlelere ulaştı. 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a taşındı. Cerrahpaşa'da küçük bir çay ocağı işletiyordu. Bir yıllık kirasını da biz ödüyoruz diye pek götürmüşler yani. Arkadaşları buraya gelip onu özellikle oraya götürmek için davetiye getirip. Bir sene burada görev yapacaktı. O kendine bir görev olarak burayı belledi yani. 5 ay sonra Diyarbakır'a geri dönmeyi planlıyordu ama işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğradı. Namaz üstünde solundan bıçaklanıyor. Kasıtlı bir şey bu. Cinayete kurban giden Ramazan Pişkin bir süre önce sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaşmıştı. Benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Konuştuğu için kardeşimi öldürdüler. Tehdit alıyordu ala sıra. Tabii sosyal medyada bazı insanlar tekfir ediyordu onu. Birkaç gün önceye kadar takipçileri onun çayını içmeye, sohbetini dinlemeye, onunla sohbet etmeye geliyorlardı. Bugünse son ziyaretleri için burada yine toplandılar. Ben 24 senelik okul hayatımda öğrenemediğim bilgileri kendisinden öğrendim. Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. Evet, Ramazan Pişkin'in, Ramazan Hoca'nın katil zanlısı gözaltında yakalandı. Cinayetle ilgili kimden yardım gördü? Neden Ramazan Hoca'yı hedef aldı? Kim istedi? Ne oluyor? Neden böyle şeyler yaşıyoruz? Pek çok aydınlatılması gereken soru var. Bu arada çok klasik bir hikaye. Ramazan Hoca'nın katil zanlısı, daha önce pek çok suçtan sabıkası bulunan bir mücrim aslında. Ama biz biliriz ki böyle zamanlarda bunlar aparatlardır, kullanışlı elemanlardır. Ha, böyle olmuştur hep. Arkası ne çıkar, ne gelir bilmiyoruz ama Elif Yavuz'a bir gideceğiz. Ulaştığı bazı bilgileri bizlerle paylaşacak. Süreci takip ediyor muhabir arkadaşımız. Elif, dinleyelim önce notlarını. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin dün işlettiği kıraathanede çay ocağında saat 14 sıralarında Koca Mustafa Paşa'da saldırganın vurduğu bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. 3 ağır bıçak darbesi aldı göğsünden Ramazan Pişkin. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı Ramazan Pişkin'in. Daha sonra hastaneye kaldırıldı ama kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Saldırgan tabii olay yerinden kaçtı, hızla uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri geldi ve saldırgan aranmaya başladı. Bugünse o saldırgan saklandığı yerde Beyoğlu'nda Hacı Üsrev'de bir evde yakalandı. Kendi yaşadığı evi olduğu belirtildi. Aynı zamanda olayda kullandığı bıçak ve olay günü giydiği kıyafetler de ele geçirildi. Gözaltına alındı. Asayi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan Pişkin aslında 8 ay önce İstanbul'a gelmişti. Daha önce Diyarbakır'da yaşıyordu ve Diyarbakır'da yaptığı, özellikle camide yaptığı sohbetlerle, üslubuyla dikkat çeken ve sosyal medyada da tanınan bir isimdi. Ramazan Hoca ismi de buradan geliyordu. İşlettiği kıraathaneye de çay ocağına da o yüzden bu ismi vermişti. Yaklaşık 8-9 aydır da İstanbul'da bulunuyordu ancak uğradığı saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırganın Erkan Bey isminde bir şüpheli olduğunu biliyoruz. 24 yaşında olduğunu biliyoruz. Sizin de belirttiğiniz üzere pek çok sayıda suç kaydı bulunuyor bu şüphelinin. Olay yerinden kaçtı. Bazı bağlantıları var.
verdi. Bazı kişilerle temas etti, onlarla konuştu ve bu konuşmalar üzerine aslında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri temaslarını inceleyerek kişinin adresini de buldu, saklandığı yeri de buldu. Bugün öğle saatlerinde olayın üzerinden 24 saat geçtikten sonra Hacı Hüsrev'deki evinde adresinde gözaltına alındı şüpheli. Özellikle suç kayıtları dikkat çekici bu noktada. Peki o suç kayıtları nedir? Şüpheli hakkında bilgiler veriyor mu? Şüphelinin profili hakkında bize bir yol çiziyor mu? Onun detayları da işlediği suçların detayları da haberimizde. Yaya olarak geldi, bıçakladı, yaya olarak kaçtı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı saldırıdan bir gün sonra yakalandı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında öldüren kişiyi bulmak için polis çalışma başlattı. Çevredeki tüm kamera görüntüleri incelendi, görgü tanıklarının da ifadesi alındı. Eşkali belirlenen şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli Erkan Bey 24 yaşındaydı ve inşaatlarda çalışıyordu. Hakkında kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 9 kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu. Erkan Bey sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.